Kaygı durumu ile ilgili aslında böyle bu toplumun psikolojik tepkilerinin yanı sıra toplumun hakim algı ve yanlış inançları da dikkate alınmalı belki bu süreçte, değil mi? Yani ruhsal açıdan bakacak olursak kaygı seviyesi yüksek oranda arttı. Yani hani insanlar birbirlerine evet hani dikkatli olalım ama panik yapmayalım diyorlar ama ciddi bir şekilde benzer şikayetler var aslında bizim hastalıklarımızda da. Örneğin nefes açlığı durumu, örneğin sıcak basması durumu, hastalık, ateş ve nefes almakta zorlukla ilerliyor. Ama aynı zamanda bu kaygı belirtilerini de kaygının da bir belirtileri oluyor. Yani panik bozukluk veya yaygın kaygı bozukluğu dediğimiz durum. Uykusuzluk gündeme geldi artık kişilerde. Sürekli bir online televizyonu veya işte internet üzerinden, Twitter üzerinden bir takip etme, sürekli bir şeylerle uğraşma durumu geldi. Yani bu kaygı süreciyle ilgili neler yapılabilir? Hani bu kaygı normal midir? Sonuçta toplumsal bir süreç yaşıyoruz. Artık bireysel olmaktan çıktı durum. Şimdi aslında belli bir dereceye kadar kaygı birçok insanın gösterdiği bir durum. Aslında genel olarak psikolojileri biz birçok durumda gösterebiliyoruz. Bu kaygı olabiliyor, korku olabiliyor, endişe olabiliyor, uykularımız bozulabiliyor, dikkatimiz toplamakta zorluk yaşayabiliyoruz. Bazen rahatlama arkasından geliyor, merak söz konusu olabiliyor. Aşırı cesaretli tutumlar içerisine girebiliyoruz. Yani psikolojik tepkiler çok çeşitli bu tür durumlarda. Ortaya çıkan psikolojik tepkiler. Kaygıyı da bu çerçevede ele alabiliriz. Aslında işin fizyolojik bir yanıt boyutu var. Bizim karşılaştığımız zaman bu tehditle başa çıkmak için daha kolay bir harekete geçmemizi bize sağlayan bir tarafı var kaygının. Hani kaç diye de tanımlanır. O mücadeleyi göstermek, işte gerektiğinde önlemleri almak açısından belli bir kaygı aslında bizim işimize de yarıyor. Bununla ilgili yine yapılan çalışmalar var. Bu 2003 tarihli Hong Kong'da SARS salgını sırasında. Orada şu saptanmış. Kaygı düzeyi orta düzeyde olanlar daha iyi önlem alıyorlar ve bu süreci daha iyi bir şekilde yürütüyorlar. Buna karşın yüksek kaygı düzeylerine sahip olanlar ya da tam tersi çok az kaygı yaşayanlar, çok da bunu bir tehlikeli durum olarak algılamayanlar ise önlemlere daha az başvurabiliyorlar. Hani buradan yola çıktığımızda aslında kaygının belli boyutları, beklenen bir tepki, psikolojik bir tepki. Hatta bu tepkinin ileride olması da insanların bu tür tehditler karşısında onlarla başa çıkmak için faydalandıkları bir duygulanım. Bunu ifade edebiliriz.